Yani çok da dediğim gibi işte bir ilk 5-10 dakika aslında maçın gidişatını belirler. Çünkü çok alışık olmadığı bir zemin Fenerbahçe'nin. Ama ciddi bir kalite farkı var kadro arasına baktığında. Tam arada da az önce bir stoperi, mevcut stoperlerden birini oynatmadığını söyledim. Inter maçını izledim ben. 3-2 kaybettikleri, 2-1 öne geçtiler ama tabii bir noktadan sonra o ekstra işte form olarak önde olmaları, Anon'u daha aktif ve isteyen futbol oynaması hepsi bir kenara. Bir noktadan sonra kalite farkı ağır. Çok hızlı onların kadroyu da sayayım. Yani Saipi kalede olacak. Zanotti, Papadopoulos, Elvafi, Valenzuela, Grgic, Dumbia, Bottani, Bislimi, Simignani ve Ali Seda 11'iyle. Yani son birkaç yıldır böyle bir yükselişte olan takımlardan biri. Geçtiğimiz sezon Konferans Ligi'nde Beşiktaş'la aynı gruptaydı ki grubu son sırada tamamladı. Bazı yani sürpriz yapabilecek potansiyeli olan ekiplerden biri. İsviçre Ligi'ni de ikinci sırada tamamladılar. Kesinlikle Fenerbahçe'yle eşdeğer tutacağımız bir takım değil ama sonuçta Fenerbahçe'nin de ilk resmi maçı bu. Onlar da lige başladı. Grasshopper'ı geriye düşüp mağlup etmeyi başardılar. Yani tabii ki temkinli, dikkatli olmakta fayda var ama Mourinho'ya ve Fenerbahçe'ye de güveniyoruz. Şüphesiz canım. Mourinho zaten böyle eşik atlama maçlarını başarıyla geçsin diğeriyle geldi yani. Tabii. Hani, evet, Fenerbahçe'nin uzun kaç sene oldu ya? Az 15 sene oldu mu grup aşamasına girmeyeli Fenerbahçe? En son iç sahada. 2009-2010 sezonu en son. Hatta iyi bir doğum günü Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı. Tabii iyi bir sahada performans değildi grup aşamasında. Evet. İyi bir performans değildi ama yani bu eşik atlamaları yapabilecek, buralara çok aşina. Dün yaptığı basın toplantısı bile başlı başına bir rakibi üstünlük kurma üzerine kurulu. Soruyorlar, iç sahada ne yapacaksın? İç saha değil, biz buraya kazanmaya geldik. Bir İstanbul'u düşünmüyoruz, biz buraya kazanıyoruz. Bu tarz, yani Jose Mourinho az önce iletişimden bahsetti Semih Hocam. Çok önemli iletişim. Manipüle. Fenerbahçe tamam, geçen sezon en çok iletişimsizlik konusundan dolayı ya da kesinlikle yanlış iletişim konusundan dolayı eleştirilirken bu sezon kulübesinde üst düzey bir iletişim dehası var artık. Kesinlikle öyle. Yani rakibi etki altına alabilecek, gerektiği zaman manipüle edecek, pozitif anlamda söylüyorum kendi takımı için, bunu yapabilecek bir karakter var. Yani soruyorlar, onun üzerinden kendinize kaç verirsiniz diye Jose Mourinho'ya 11 diyor. Yani şimdi bu özgüvenin karşılığı Zlatan İbrahimovic de biliyorsunuz iki ayrı dönem çalıştı. Bir Inter'de, bir de sonra Manchester United'da geldi de onu getirdi. Şimdi yani dünya futbol tarihinde en ikonik ve en egolu karakterlerden birisidir Zlatan oyuncu olarak. Şimdi iki tane egonun çarpışmasını izledik. Biz çarpışmadılar. Şimdi Zlatan İbrahimovic'e sorun ki çok rastlaşmışsındır, belki konuşmuşsundur. Mourinho'ya övgülerle bahseder. Yani iki egonun birleşmesinden bile, çarpışmasından bile Mourinho çıkıyorsa ve övülüyorsa diğer üst ego tarafından durup bir düşünmek lazım. Bir ne kadar manipülatif ve pozitif anlamda iletişim olarak iyi olduğunu söylüyor. Fenerbahçe üzerinde mevcut kadroya baktığın zaman geçen sezon kadronun üstüne direkt eklemeler oldu. Daha da olacak. Sadece bu kadar değil transfer. Bunu da şimdiden buradan söyleyeyim. Bu kadroyu Jose Mourinho yönetir. Bu 2-2-4 kadar net. O yüzden bu sezonki kilit oyuncular geçen sezon çok ciddi karakter koydular. Fenerbahçe son haftalara kadar şampiyonluk ümidiyle girdi. Ama bu sezon özelinde de ben daha da üstüne koyarak ekstra anlamda söylüyorum tabii bunu. Performanslarını da yükseltmelerini bekliyorum ki az önce de söyledik, Aykut abi sen de anlattın. O konu da çok önemli. Bu kadro değişecek daha. Bu kadroda mevcut oynayanların içinden de gidecekler olacak. Az önce Kent konusuna değindim mesela. Ama şu andaki süreç biraz daha bekle, izleyelim, görelim. Kesinlikle işte Samet'e kaydım mesela. Geldiği gün sosyal medyada çok fazla yorum gördüm. Herkesi görmek istiyor. Herkesi oynatmak istiyor. Ve verim alabildiği her oyuncudan maksimum verim alma arzusunda. Jose Mourinho böyle bir teknik adam. O yüzden biraz daha bu süreçte bekleyeceğiz. 14 yabancı olması biraz elini rahatlattı. Yani Kent'le Krunic en çok 14 yabancı olmasına sevinen oyunculardandır. 12 olsa kesin gideceklerdi. %100. Tabii. Ama 14 olunca bir esneme payı oldu. Ama tabii ki bir orta saha merkezi, hatta artı bir kanat daha gelme ihtimali göz önüne alırsak Fenerbahçe'de yabancı anlamında eksilenler çok daha fazla olacak. Evet, tabii transferde hareketli saatler yaşanıyor. En-Nesyri bitti. Ne zaman geleceğine bakacağız. Bu gece ya da yarın sabah, değil mi? Olmadı işte. Yani olmadı. Söyledim. Uçak gitti almaya onu. Uçak orada. Valizleri topluyor diyor. Uçak geziyor. Öyle tur yapıyor kısa kısa. İşte Fas, Sevilla, Malaga dönüyor oralarda. İşin şakası bir yana eşyalarını topluyor. Hatta bugün birisi şey yazmış. Çok hoşuma gitti. Ya bu adam
bir aydır Fenerbahçe'nin gündeminde. Ben ilk haberi yaptığımda ne zamandı? Bir Haziran'ın herhalde sonlarına doğru muydu? Ya insan bir 2-3 tane bavul toplar bari hani bu kadar niye bekletiyor diye. Gerçekten yani Yusuf En-Nesyri transferi benim son yıllarda çok oyuncu gördük. İşte bitti, bitiyor, bitecek. Biten ve bu kadar uzayan birkaç transferden biridir herhalde. Ya yanlış hatırlamıyorsam 2 gün önce hafta sonu Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nde Matija Torti'nin kadrosu görüntüde sahaya dağılımlı bir şekilde şu anda yayıncı kuruluştan geliyor bize. Ki bu görüntülerin tamamının İsviçre'deki yayıncı kuruluştan bize geldiğini de belirtelim. Şu anda Lugano'nun kadrosu ekrana geldi. Bizim kadroyu zaten vermiştik. Stockholm Arena'da bir taraftan da yönetmen testlere devam ediyor. Yani hemen şunu da belirteyim. Şimdi UEFA organizasyonlarını bilmeyen futbol severler için de bunu anlatayım. İkinci ön eleme turu, birinci ön eleme turu, üçüncü ön eleme turu, Şampiyonlar Ligi'nde playoff turuna gelene kadar bu kulüplerin kontrolünde olan bir organizasyon. Her ne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turu desek de bu maçın oradaki sahibi şu anda Lugano Spor Kulübü. Rövanş maçında da Fenerbahçe Spor Kulübü olacak. Ve tamamen onların kontrolünde gidiyor her şey. Ne zaman ki playoff turuna geldiğinde ya da Avrupa Ligi ile Konferans Ligi ile grup aşamasına geldiğinde UEFA geliyor diyor ki tamam bu artık benim kontrolümde. Benim standartlarımda çekilecek bu karşılaşmalar. Yoksa şu anda mesela pilot kameranın böyle yukarı aşağı oynaması mümkün değil. UEFA'nın ana yayını başladığında. Yani şimdi yayıncı olarak baktığın zaman ister istemez hemen hamle yapmak zorunda kalıyorsun. Tabii. Ki çok tabii haklısın. Tecrübeyle alakalı şunu söylüyordum. El-Nesyri transferiyle alakalı. 2 gün 48 saat müddet veriyorum falan dedi Sayın Ali Koç. Yani en son bir racon kesme noktasına geldi. Hani çok okeysen okey gibi. Haber çıktı dünya genelinde. İşte seviyeli anlaştı, oyuncuyla anlaşamadı. Oyuncuyla anlaştı, seviyeli anlaştı ama problem oyuncuydu burada. Ben en başından beri aynı çizgide haber yaptığım için bunu da bir kez daha burada yineleyebilirim. En başından beri oyuncu Avrupa'nın her yerinden teklifleri görmek istiyordu. İşte Al-Qadsiyah teklifi yaptı, Roma teklifi yaptı oyuncuya. Bir ara böyle belli başlı bazı Premier Lig'den takımlar sordular. Ama günün sonunda Fenerbahçe tek kaldı ve transferi bitirdi. Mourinho etkili oldu mu peki sence? Mourinho'nun, hatta ben Yusuf En-Nesyri'yi ben ilk yaptığım dönemde ekstra bir detay vermiştim. Mourinho'nun liste başı santrforu. Herhalde o günden bugüne daha çok hani buna inanılmıştır. Gerçekten hep şöyle soruluyordu. Yusuf En-Nesyri transferi olmazsa ne olacak? Başka planı var mı Fenerbahçe'nin? İnan Fenerbahçe bu transferi bitirmek tek amacıydı. A, B, C. Bütün planlar En-Nesyri. Bakar mısın zaten formalara? Şimdi rakip takım taraftarları da, Lugano takımının taraftarları da görüntüye geliyor ama bizde Fenerbahçe formalı var, Beşiktaş formalı var. Az önce Galatasaray formalı biri vardı. Ki bu zaten bütün yayınladığımız hazırlık maçlarında da ya da Avusturya, İsviçre o taraflardaki ki Almanya'da en son Euro'da gördük bunu. İnanılmazdı. Yani şu anda herkes tek yürek orada Fenerbahçe'yi destekliyor. Şüphesiz zaten yurt dışına çıktıktan sonra orada enteresan yani milli duygular çok fazla kabarıyor. Yani bir Avrupa Şampiyonası geçirdik yakın dönemde. Yani Dortmund'la Hamburg'da gördüğüm görüntüler, izlediğim maçlar ve içinde bulunduğumuz atmosfer inanılmazdı. Yani bu işlerde gerçekten iyiyiz. Hele hele burada yani bir deplasman havası olmayacağı ortada. Gerçekten rakip takım, yani rakip takım diyorum ama onlar ev sahibi. Aslında yani Lugano, Thun, onların da çok böyle aşina oldukları bir yer değil. Yine de Thun Arena'da ben 5000 civarında bir Türk bekliyorum bugün, onu söyleyeyim. Şu zeminde bir problem yaşamazsak, onu da bu kadar deneyimli oyuncular, bu kadar deneyimli bir teknik adam. Yani bir 10 dakikada, 15 dakikada bence işi çözüp sonrasında artık istediğimiz neticeye ulaştıracaktır bizi.